Hacı Özışık, Süleyman Özışık gitti. Sırada Veys Ateş var değil mi? Veys Ateş görüştüğüm, bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortalığa atıldığı andan itibaren çıkıp konuşmasını istedim. Defalarca aradım, konuşmadı. Habertürk yönetiminin talebine rağmen suskun kalmayı tercih etti. Saygı duydum, peki dedim, sen bilirsin dedim. Ama hala aynı görüşteyim. Yoksa bir açığı, kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa, Veys'in çıkıp konuşması gerekiyor. Veys konuşmadığı sürece, hem kendine hem de çalıştığı kuruma, yani Habertürk'e zarar verecektir. Zaten Fatih Altaylı'nın son yazısından sonra, bana göre konuşması şart oldu. Orta yerde bir ses kaydından bahsediliyor, şantajdan bahsediliyor. 10 milyon euro iddiaları karşısında susmak çözüm değil. Veysin çıkıp konuşması lazım. Eğer bu konuda suskun kalırsa kendine büyük kötülük yapar. Ben onu söyleyeyim. Fatih Altaylı daha bu e, ses kayıtları vesaire bunlar ortaya çıkmadan önce yazı yazdı birkaç kez. Ama Veys Ateş açıklama yapma gereği duymadı yani Fatih Altay'ın çağrısını da Habertürk yönetiminin çağrısında dikkate almadı susmayı tercih etti Fatih Altaylı Avusturya'dan kendisini arayan bir kişinin en kirli gazeteci ile ilgili tırnak içinde söylüyorum yani arayan Baran Korkmaz Fatih Altaylı'ya diyor ki Fatih Bey size e, en kirli gazeteciden bahsedeceğim diyor Nedir diyor? Böyle böyle diyor. Veys ateş beni tehdit etti. Bana şantaj yaptı. Benden para istedi. Ses kayıtları da var bende diyor. Şimdi Fatih Altaylı o yazısında şu ifadeyi de kullanmıştı. Hani Baran Korkmaz'ın Sezgin Baran Korkmaz'ın abla dediği bir kişiye de bu kaydı dinlettiğini söyledi. Kim o kişi? O kişi tabii ki Sevilay Yılmaz. Aslında Sevilay Yılman bu işi en başından beri biliyordu. Kendi kendini yiyordu. Ve bu Sevilay Yılman'ın yapmış olduğu bugün bazı kişiler, bazı televizyon programcıları ya da bazı haysiyet cellatları Sevilay'ı biçmeye çalıştılar ama Sevilay aldığı bilgiyi ilk günden itibaren de Habertürk yönetimiyle paylaştı. E niye yazmadı? yazmadı paylaştı bilgi verdi o tarafını bilmiyoruz ama zaten yani Sevilay Yılman söylemeseydi Fatih Altaylı yazmasaydı yani e, bütün bu e, ifadeler Veys'le ilgili Veys Ateş'le ilgili zaten bu iddialar ortaya atılmıştı para istedi 15 milyon Euro'dan falan bahsediliyordu bunların hepsi konuşulmuştu. Sevilay Fatih Altay'dan sonra bir yazı kalemi aldı. Biraz daha açık, biraz daha net. O ses kaydını dinlediğini de söyledi. Ben kendisini aradım Sevilay'ın. Dinledim dedi. Net bir şekilde burada konuşan kişi Veys Ateş. Ve Sevilay da bu iddiayı gündeme getirdikten sonra aynı şekilde Fatih Altaylı gibi, Haber Türk yönetimi gibi Beyis Ateş'e çağrıda bulundu ve dedi ki açıklama yap. İddialar çok vahim. Beyis'in çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Burası net. Beyis neyin pazarlığını yapıyor? 10 milyon euroyu kimin için istiyor? Niye hakem olmak istiyor? Bu soruların tamamının karşılık bulması gerekiyor. Zaten Sevilay da bu yazı yazarken aynı kurumda çalıştığı veise sesleniyor açıklama yap diyor. Ama veisten hala bir ses yok. Sevgili arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Vallahi söyleyecek söz bulamıyorum. Bundan sonra yapılacak tek şey ama tek şey Veysel çıkıp ne olmuşsa, ne yaşanmışsa, bu paraları ne için istemişse, kimin için istemişse kimler için hakem olmak istemişse açıklama yapması gerekiyor. Yapmazsa bu iddiaları çürütmezse suskun kalmaya devam ederse bu işin altından kalkamaz. Dahası ve en önemlisi eğer Veys Ateş susmaya devam ederse maalesef Türkiye'de bir daha gazetecilik yapamaz. Zaten Veys bu açıklamayı yapmazsa Bugün olmasa yarın. Ya Sezgin Baran Korkmaz o açıklama yapacak ya da elimde kaydım var diyen Sedat Peker o ses kaydı ya da neyse o kaydını yayınlayacak. O yüzden sizin huzurunuzda bir kez daha Veys'e sesleniyorum. Çık konuş kardeşim. Ne olmuşsa dost doğru anlat. Ha benim söyleyecek sözüm yok diyorsan o zaman yapacağım başka bir şey var. Onu da zaten sen biliyorsun. Meslektaşlarından özür dilemek ve bu mesleğe veda etmek. Başka çare yok. Ha bu arada aldığım bir bilgiye göre Habertürk yönetimi daha önce açıklama yap dediği Veys Ateş'ten savunma istemiş. Veys savunma vermezse Habertürk yönetiminin de elinden başka bir şey gelmeyecek gibi. Yani Veys'in iş akdini fesh edecekler. Şimdi ben Veys'le ilgili bugün sizin karşınıza çıktım. Aslında başka bir konu konuşacaktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Brüksel'deki Joe Biden'la buluşması üzerine konuşacaktım. Ama bu meseleye girmek zorunda kaldım. E çünkü netice itibariyle konuşuluyor. Ben ee, zaten mesajlar atıyorsunuz bunu konuş şunu konuş konuşuyorum. Diyorum ki son sözümü söylüyorum bu konuyla ilgili. Veys Ateş masum olabilir henüz iddia aşamasında. Ama Veys ile ilgili çok vakit geçmeden bir soruşturma başlatılması gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, ee, bizimle ilgili hatırlayacaksın suç duyurusunda bulundu. Derhal suç duyurusunda bulundu. Geldiler buraya aradılar. Bilgisayarlarımıza el koydular. Telefonlarımızı aldılar. Sayın Soylu'nun çünkü adı geçiyor. Yani bazı kanallarda doğrudan Süleyman Soylu'ya bu çamur sıçratılmak isteniyor. Kimse Çıkıp onların da derhal suç duyurusunda bulunması gerekiyor kanaatindeyim. Bakın bizimle ilgili suç duyurularını tekrar ediyorum. Gerçi şu ana kadar bizim ifadelerimizi almadılar. Ya bizi neyle suçlayacaklarını da bilmiyorum. Organize suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım yapmak. Ya ne yardım yapmışız? Ben telefonda konuşmuşum. Ha siz bazı arkadaşlar... Ya Allah aşkına tamam ben bir nargile içtim zıkkım içeydim onu içmeyeydim. Ama ne bekliyorsunuz? Bazı kişiler bana soruyor. Sedat Peker'in karşısında öyle oturulur mu? Ya nasıl otursaydım? Yani kalkıp esas duruşa mı geçseydin? Ben bir yerde nargile içiyorum. Sedat Peker ben gecenin birinde aradı. Orada konuştum. Sonrasında da evimde konuşmuşum. Ne yapaydım? Yani bir hata yaptığımı söylüyorum kabul etmiyorsun. Ya nargile tam tipi tek tartışacağımız konu nargile mi Allah aşkına? Hay zıkkım olsun nargile. Efendim Barış arkadaş televizyonda bana demiş ki Hadi Özışık nargile iç. E ben bütün milletin karşısında evet içiyor muyum deseydim. Yani Barış'ı da orada bir şey yaptılar işte. Hadi Özışık'a kumpar. Yok öyle bir şey kardeşim. Barış ben nargile içtiğim biliyor orada. Boş boğazlık yaptı. Ben de ben nargile içmiyorum demek durumunda kaldım. Ama içiyorum ya içtim ama keşke böyle olmasaydı. Keşke ben farkında olsaydım da başka şekilde başka bir oturuş sergileseydim. O nargileyi elime almasaydım size saygısızlık yapmasaydım. Tamam ama artık oldu bitti ben ne yapayım yani nargile nargile diye tutturan arkadaşlar var da onun için söylüyorum. Neyse ben bu konuyu son bir kez konuştum sizinle. Son kez. Diyorum ki bu olaylarla ilgili adı geçen herkesin soruşturması gerekiyor.